Aksine bu arada daha fazla büyü hasarı olan taraf şimdi sanki Tahm Kench gibi gözüküyor. Evet, yani hatta onların abartılı bir büyü hasarı. Normalden de fazla ve Karma tercihini kilitlediler. Seni duymuş olacaklar. Orn yerine Karma geldi. İnanılmaz şey yapacağı kesin. Yani Udyr'ı hızlandırması olsun, vereceği kalkanlar olsun, iyileştirme etkileri olsun. Yani bu kompozisyona çok uygun. Büyü hasarının az olması, yani Karma'dan gelecek büyü hasarının az olması çok büyük problem değil. Blaber gitmedi ve şu anda o... Şimdi tersen Blaber geliyor. Beryl burada ham yapacak takım arkadaşına ama ham yapamadan düştü. Beryl'e de bir sersemletme gelir mi? Sersemletme geliyor. Kayış gibi aktif ama yetmeyecek. C9. Blaber oyunun erken dönemlerine ölecek ama minyonlara. Ama tamamen tank Siyon dizilimiyle ya bayağı... İkinci round Kaan Kural ışınlandı, gelecek buraya. Yalnız güzel sise aldı takım arkadaşını. Ghost'u yakalayabilecek mi? Hamyap geliyor mu? Hamyap menzilinden çıktı. Yalnız menzil... İnfazda yeterli olmayacak. C9 buraya çok ciddi bir yatırım yaptı. Karşında sadece Tahm Kench skoru aldı. Canyon'ın şu ana kadar pek bir şey yapabildiğini görmek. Erken baskın Blaber'ı öne geçirdi. Sonra Blaber koridorlara giderken Canyon daha kamp kesmekle meşgul. Üst koridorunu Fudge'dan bu arada sıçra geldi. Şimdi Ghost'a gelen ulti hemen ham yapacak Beryl onu. Yalnız Beryl'e şimdi çıkan hasar hiç fena değil. Sis'in içinden yalnız güzel bir son kavuşma geldi. Zven birazcık uzattı bu işi. Üçüncü yük gelecek mi? Yarası yükü gelmiyor. Yalnız Hamyap denedi. Hamyap düzeltiyorum. Dil yarası denedi. Beryl'in gri canı ama Vulkan sıçrayı kullandı. Ben takım savaşını anlatamadım ama C9 harika oynadı. Harika oynadı gerçekten. Dünden çok harika. 0-3'e gelmiş durumda Beryl. Yani Tahm Kench kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Kaan Kural. Kaynak veriyoruz. Clank veriyoruz. Hala. Siyon'un ultisi henüz geri gelmedi. Işınlan gelecek yalnız. 1500 cana kadar indi. Blaber'la Canyon arasındaki birebir de Lucian aldı bu arada. Zven dengeleyiciden çıkmayı başarıyor ama zayıflara acıma. Şimdi yalnız vahşi büyüme müthiş geldi. C9 bu takım savaşında daha iyi gözüken taraf şimdilik. Yalnız Canyon alev makinesini açıp gelince Tren. C9 kaçan tarafa dönüştü. Trenin gelmesine çok az var Kaan Kural. 3 saniye belki 4 saniye. C9 bunun farkında bilinmez. Kaan basacak mı? Tetiği çekecek mi? Lucian'ın geri dönüşü, Işınlan bozulamadı. Boşa gitti ulti. Ve bu Tahm Kench adına bırakılacak bir ikinci alamete dönüşebilir çünkü Tahm Kench çok uzakta. Tahm Kench ultisini kullanarak bir miktar yaklaştı. Güzel bir zayıflara acıma. Showmaker'ı alabilecekler mi acaba? Showmaker hala hayatta. Showmaker aradan! İnfaza düştü, inanılmaz. Vulcan'da düşen ikinci oyuncu oluyor ama C9 bu takım savaşında daha iyi gözüküyor. Zombi haline çevirecekler Kaan'ı. Güzel bir hamle geldi Beryl'den. Savaşa katıldı ve yapabildiği tek şey ham yapmak oldu takım arkadaşını. Şimdi Beryl'i de takip edebilirler. Ghost'tan harika bir son kavuşma geliyor. Ne bileyim, minyon kesiyordu herhalde. İyi, mantıklıymış o zaman, pardon. Perkz yakalanacak mı? Hayır. Ejder 4000 cana kadar düştü. Perks'ün o savaşta olmadığını biliyorlar. Canyon yetişebilir mi? Kahraman olabilir mi? Dengeleyici de geldi. Ejder'i bırakmak zorunda kaldı C9. Blaber çaldı. Blaber çalmayı başardı. C9'ın 3. ejderi. Yaz takım savaşı hiç istedikleri gibi gitmiyor. Dengeleyici yok belki ama Lucian da yok şimdi. Tahm Kench'ten ulti de geldi. Zven sıçrayı kullanıyor. Üzerinde vahşi büyüme de var. Vulcan'ı da çıkartmayı başarırsa belki C9 bu. Kabul edilebilecek bir takasa dönüşür. Khan yavaşlatamadı Vulcan'ı. Zayıflara acıma da yetmedi. Vulcan gördüklerinde ya bir dakika burada ben de olabilirdim diyorlar mıdır sence? Bence diyorlardır. Şimdi orta koridorda Khan ultisini kullandı. Bir ulti de Perks'ten geldi ve sıçrayı kullandı Ghost ama güzel dengeleyici. Arkada bayağı bir canını yaktılar Zven'in ve C9'ın bu kuleyi tutabilmesinin imkanı kalmadı. Showmaker'ın canı çok az yalnız. Şimdi kimi sersemletecek? Canyon sersemletildi. Beryl tarafından ham yapılıyor ve oradan çıkartmaya çalışacaklar ama şimdi 5'e taktılar vitesi. Beryl'i takip ede başladılar. Khan Beryl'in önüne geçmeye çalışıyor ama yetmez. Kovalamaya devam ediyor C9. Siyon'u da çıkartacaklar oradan. 2'de 2 yapar Perkz. Zombi yakalamaya çalışıyor. Gelin buraya, beyin istiyorum diyor ama ona beyin yok. C9 2 skoru birden çıkarttı oradan ve Baron'a doğru ilerliyor. C9 tarafında çok kararlı. Orta koridor kulesini kaybettikten sonra kompozisyonun kuvvetinin ne olduğunu bilincinde bu takım. Üstesinden gelinemeyecek bir hadde de değil kesinlikle. 3300 altın. Şimdi yalnız yine vitesi 5'e taktılar. Çünkü ters taraftan Siyon ultiyle geliyor ve bu sefer Udyr'i oradan çıkartmanın yolu yok C9 adına. Zven şifasını kullandı. Kendilerini kurtarmaya yetecek mi? 40 saniye sonra çıkacak olan ejder'e bu arada yetişecek gibi gözüküyor. Yalnız C9'ın bu savaşı takip etmemesi onlar adına hayırlı olabilir. Çünkü Khan gelmeye çalışmaya devam ediyor. 30 saniye sonra çıkacak olan ejder, 28 saniye sonra çıkacak olan Blaber. C9 burada devam etmek istiyor ve bu onların sonu olacak gibi. Fudge yakalandı. Sıçra da onu kurtarmaya yetmeyecek. C9 evet canlar çok az. Farkındayım. Bu sizi çok heyecanlandırıyor belli ama daha fazlasını kaybetmek istemiyorsanız çıkmanız lazım. Tahm Kench ruhu rakibine bırakmıyor. Bir anda 800 altına kadar geriledi. Ve bu ejder etrafında yapılan dans da Baron'un yarısından çoğunu çaldı. Kesinlikle. Ters tarafta bekleyen oyuncuyu tam olarak kimdi göremedim. Sanırım Siyon'du. Evet, Kaan bekliyor. Güzel bir dengeleyeceğim ama bu sefer rahat çıktılar. Arkada Perkz yalnız yakalandı ve kafayı vurdu duvara. Amansız takibi duvara vuran Perkz. Harika geçen kendi adına oyunda. En büyük hatası yüzünden. Eski derken çok da eski değil abi. Yani evet, son dünya şampiyonu desek daha doğru olacak. Ve Tahm Kench'ten ulti gelecek. Vulcan'ı bu sefer feda edecekler. Bir de sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Ve burada Ghost'a giden skor. O da 2-1-4'e geldi. 3-0-3'lük Canyon, 2-1-4'lük Senna. Baron'la bu arada takas istiyorlar. 15 saniye savaştılar, hiçbir şey olmadı. Zayıflar aracıma güzel geldi. 2 kişilik Vulkan. Ve erittiler Vulcan'ı. Vulcan'ın ultisi zaten belki kullanılamayacaktı. Fudge de kötü durumda. Düşecek mi? Kırıp geçir. Kafasına indi Vulcan'ın. C9 karşılaşmanın kontrolünü elinde tutuyordu ama Tahm Kench çok kontrollü, çok profesyonel. Düzeni yayılmayı hiç bozmadı. Tahm Kench da zaten Baron'a girmeye pek niyetli gözükmüyor. Tahm Kench'te ulti geliyor. Uyan Perkz, sabah oldu, balığa gideceğiz. Çok kötü yakalandı. İnanılmaz yani. Bunu sen ben yapalım Kaan Kural ama Perkz yapmasın. Daha fazla yararlanamayacaklar. Bu arada Cloud9 çoktan bırakmış. Büyülü kristal ok. Orada. Yalnız şimdi yakalamaya çalışacaklar. Beryl yakalandı. Şimdi Siyon gelecek oraya. Işınlarla beraber geliyor ve Beryl'da almayı başaramadılar. Güzel bir dengeleyici. Taşıyıcıların canını okudu. Vulcan sıçra atmak zorunda kalıyor. Perkz önde kaldı. Perkz bu takımın en değerli, en zengin üyesi, en azından bu oyun özelinde. Ama bunun karşılığını verdiğini söylemek güç. Zven üzerinde çok kalkan var ama o kalkanın üstesinden gelecek. Harika bir hasar da rakip takımda var. Fudge şimdi kule altında Canyon'dan kaçmayı başarıyor. Kaan bu arada Canyon'un oradan çıkmasını sağlayacak. Maçı bitirmeye çalışacak burada Tahm Kench. Zaten bitirecek. C9 35 dakika dayandı. Bunun 25-26 dakikasında maçın kontrolü onlardaydı ama Tahm Kench maçı kazanmaya karar verince C9'in söyleyecek sözü kalmadı. Artı tanklar gerçekten tanklaşınca ön tarafta bütün savaşların kontrolü düzenli olarak Tahm Kench'daydı. Yani iki tane tank savaş hattını belirliyor. Herhangi bir risk olduğu zaman da Tahm Kench birini yutup kurtarıyor oradan. Bu böyle takım savaşı yapmak çok zor şey için, Cloud9 için. Tahm Kench'de şimdi Khan da havuza giriyor. Vulcan'a çifte skor vermiş oldular böylelikle ama.